20 yaşında takva sahibi güzel ve zengin bir genç kız vardı. Bir adam tanıdıkları aracılığıyla genç kızla evlenmek istediği haberini gönderdi. Genç kız onlara adamın nasıl biri olduğunu sordu. Onlar da adamın maddi gücünün yeterli olduğunu, makam sahibi biri olduğunu, ancak dini yönden zayıf olduğunu ve inancını güçlendirmek için vakte ihtiyacı olduğunu söylediler. Genç kız onlara tüm isteğinin onu cennete götürecek hayırlı bir evlilik yapmak olduğunu söyledi. Adamın tanıdıkları geri döndüklerinde ona olan biteni anlattılar. Adam bu vaziyet karşısında yenilgiye uğramış gibi hissetti. Çok sinirlendi ve etrafa tehditler savurarak genç kızın onun ayağına gelip önünde eğileceğine yemin etti. Adam hemen bir büyücünün yanına gidip ona olan biten her şeyi anlattı ve ona yapmasını istediği şeyi söyledi. Büyücü ona bunun çok maliyetli olacağını söylese de adam her şeyi kabul etti. Büyücü ondan ertesi gün yanına gelmesini istedi. Ertesi gün adam büyücünün yanına gidince büyücü ona, "Bu kıza büyü yapamıyorum. Sana tavsiyem civardaki başka bir büyücüye gitmen. O benden daha kuvvetlidir," dedi. Adam diğer büyücünün yanına gitti. Bu büyücü de ona aynı şeyleri söyledi. "Senin isteğini ancak bize büyüyü öğreten en güçlü büyücü gerçekleştirebilir," dedi. Adam bu büyücünün yanına gitti ve ona genç kıza kendi rızasıyla gelip önünde eğilmesini sağlayacak büyü yapabilirse ne isterse vereceğini söyledi. Büyücü ona ertesi gün gelmesini söyledi. Ertesi gün adam yine büyücünün yanına gitti. Onun söyledikleri karşısında şok oldu. Büyücü ona isteğinin imkansız olduğunu, en yetenekli şeytan ve cinlerden yardım istediğini, ancak yine de genç kıza büyü yapamadığını söyledi. Çünkü genç kız gece uyumadan önce Bakara suresini okuyordu. Adam büyücüden yardım istediği için çok pişman oldu. İstediği şeyi elde etmek için tövbe edip Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmak yerine çok büyük bir günaha girmişti. Oradan çıktığında ağlayarak ellerini semaya kaldırıp Allah'tan bağışlanma diledi. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Ebu Bekir Muhammed el-Ensari anlatıyor. Mekke yakınlarındaydım. Bir gün çok acıkmıştım. Açlığımı giderecek hiçbir şey bulamadım ve birdenbire ipekten yapılmış bir çanta buldum. Bir püskülle sıkıca bağlanmıştı. Çantayla eve gittim. İçinden inciden yapılmış değerli bir kolye vardı. Daha önce onun gibisini görmemiştim. Bir adamın seslenmesi üzerine evden çıktım. Elinde bir kese vardı ve şöyle diyordu: "Bu kese çantamı bulanın olacaktır." Onu evime davet ettim. Bana çantanın özelliklerini ve içindekinin ne olduğunu ayrıntısıyla anlattı. İnci kolyeyi çıkardım ve ona verdim. O da bana içinde 500 dinar olan keseyi vermek istedi, ancak ben parayı almadım. Ona çantayı geri vereceğimi ve karşılığında da bir şey almayacağımı söyledim, ısrar etti. Ancak ben kabul etmedim ve gitti. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ
وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا أَجَرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Daha sonra Mekke'den ayrılmak üzere gemiye bindim. Ancak gemi kaza yaptı ve benim haricimdeki bütün insanlar boğuldu. Ben geminin bir parçasına tutunarak kurtuldum. Bir müddet öylece denizde kala kaldım. Nereye gideceğimi bilemiyordum. Ve sonunda bir adaya ulaştım. Burada yapılmış bir mescitte oturup Kur'an okumaya başladım. Adada bulunan insanlar Kur'an okumamı duymaları üzerine onlara ve çocuklarına okumayı ve yazmayı öğretmemi istediler. Daha sonra, "Yetim bir kızımız var, onunla evlenmeyi düşünür müsün?" dediler. Ben kabul etmedim. Ancak onların ısrarı üzerine kabul etmek zorunda kaldım. Ve evleneceğimiz gün kızı gördüğümde gözlerime inanamadım. Boynunda aynı inci kolye vardı. Halk, "Ey adam, kolyeye bakıp ona bakmayarak bu yetimin kalbini kırdın," dediler. Bunun üzerine ben de onlara bu kolyenin hikayesini anlattım. Ve onlar tüm adaya ulaşacak kadar yüksek sesle tekbir ve tehlil getirdiler. Ben, "Neyiniz var?" diye sorduğumda onlar, "Senden bu kolyeyi alan kişi bu kızın babasıdır. O bize şöyle demişti. Bu dünyada bana bu kolyeyi veren kimse gibi iyi bir Müslüman görmedim. Ve inanır mısın her zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım beni ve onu bir araya getir, hatta kızımla evlendir." Evet, öyle de oldu. Evlendik ve iki çocuğumuz oldu. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ